Efendim herkese yeniden merhaba. Donetsk bölgesi ve Luhansk'ta, yani Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Rus ordusu arasındaki savaş, özellikle son 48 saatte bir var olma, yok olma hattına doğru savruldu. Gerçekten haftalardır sizlerle paylaştığım Ukrayna videolarında o bölgenin insani açıdan İkinci Dünya Harbi sonrasında yaşanılmış en kanlı çatışmalara sahne olduğunu ısrarla belirttim. Yani günde her iki taraftan 100'er 200'er askerin öldüğü, yer yer kasaba yok olmuş olan kasabaların ara sokaklarında göğüs göğüse savaşın yaşandığı çok özel bir coğrafyaya döndü. Özellikle Bahmut, Andiyivka ve Kremina bölgeleri. Bu bölgelerde Ukrayna ve özellikle Rusya'dan gönderilmiş olan Wagner askerleri arasındaki savaşla ilgili gelen videolar ceset torbalarının yetişmediğini gösteriyor. Bu sadece Ruslar açısından değil, Ukraynalılar açısından da. Ve inanılmaz bir karşılıklı kıyım yaşanıyor. Niçin? Çünkü orada geri adım atacak olan güç kış aylarında geri adım atmaya devam edecek. Yani kış aylarının zor şartlarında püskürtmüş olan ve ilerlemiş olan o moral ve o teçhizat ve yeni stratejisiyle öbür tarafı belirli bir bölgeden süpürme şansını yakalayacak. Liman, yani biliyorsunuz Harkov taarruzunda kurtarılmış. Liman bölgesine kadar Rusya'nın olağanüstü bir bombardıman başlatmış olması bunun açık bir noktası. Şu anda ben bunları konuşurken bile Rus topçusundan büyük bir saldırı yaşanıyor. Bahmut Avdiivka hattında ve Liman hattında büyük bir bombardıman ama yani şehirler dümdüz oluyor. Kalmış olan sivillerin ne oldukları konusunda detaylı bilgimiz yok. Ve o bombardımanla beraber karşılıklı HIMARS'larda çalışınca ortalık tam bir anlamıyla cehenneme dönmüş vaziyette. Rus topçu saldırısı Harkov bölgesine de sızmış durumda. Güney Herson, Dinyeper boyunca Rus topçusu yerleşim alanlarını bombalıyor. Bu Rusya'nın hep söylediğim yakın bir gelecekte Belarus dahil bütün cephelerden başlatmayı planladığı büyük taarruzun ön saldırıları, ön dalgaları olarak kabul edilmeli. Çünkü sonuç itibariyle Rusya hem askeri savunma sanayinin üretim bantlarını hızlandırdı. Hem yeni bir takım askeri savaş stratejilerini devreye sokmaya başladı. Ve dün St. Petersburg'da bir bağımsız devletler topluluğu gayri resmi zirvesi topladı Rusya. Yine bütün eski Sovyet liderleri, yani Sovyet Cumhuriyetleri liderleri Aliyev ve bütün Türk kardeş cumhuriyetlerin liderleri orada olmak zorundaydı. Fakat özellikle Alexander Lukashenko ile, yani Belarus lideriyle hem sabah kahvaltısı yaptı baş başa, hem de zirve bittikten sonra herkes evlerine giderken bir yere gitme dedi. Büyük bir olasılıkla oturdular, vodka içtiler ve sabaha kadar, bu sabaha kadar bir takım kararlar aldıklarını söyledi Lukashenko. Yani Rusya esasında Belarus ordusunun kendi ordusu gibi olduğuna inanıyor hala ve Lukashenko'ya diyor ki niye hala bu kadar tedirginsin, benimle beraber savaşa gireceksin. Bakın oraya çok sayıda tank yolladı, T-90'lar falan, onları hiç anlatmıyorum ama nükleer başlık kapasitesine sahip İskender füzelerini yerleştirdi son bir hafta içinde. S-400 hava savunma sistemlerini yerleştirdi. Bunlar Belarus'un talep edeceği şeyler değil. Belarus
kimseyle savaşmayacaksa bunlara ne ihtiyacı olacak baktığınız zaman? Veyahut kim Belarus'a durup dururken saldıracak? O da bir şaka. Yani habire söylüyoruz efendim Ukrayna Belarus. Ya Ukrayna kendi toprağını zor koruyor, bir de Belarus'a mı saldıracak? Yani bunların hepsi bize şunu gösteriyor. Rusya daha oyun bitmedi, ben bitti demeden de oyun bitmeyecek modunda. Öyle bir havası var, öyle bir rotası var. Ama bu Rus ordusunun, esasında haber 3 gün önce geldi de artık kesinleşmemiş haberleri böyle spekülatif olarak kullanmak istemediğim için sizlerle paylaşmadım. Rus ordusu Kremina'dan çekilmek zorunda kaldı. Yani Kremina yine Luhansk'ta. Niye? Çünkü sonuçta orada çok kanlı savaşlar oldu Kremina şehrinde. Göğüs geğüsü. Fakat Rus ordusunun kış şartlarındaki lojistiği yine foşladı. Amiyane tabirle. Yine çakıldı ve Rus askeri sonunda isyan ederek ve komutanlardan gelen emirlere zıt olarak geri çekilmek zorunda kaldı. Çünkü yaşamak istiyor sonuç itibariyle insanlar. Her yer ceset torbası o bölgede. Bununla beraber biliyorsunuz İngiliz istihbaratı, ben habire onlardan. Çünkü onlar iyi takip ediyor arkadaş. Yani Amerikalılar o kadar şey anlatmıyorlar bize. Amerikalıların elindeki bilgi bence İngiliz'in elindeki bilgiden fazladır ama sonuç itibariyle İngiliz istihbaratı günlük şey çıkarıyor, duyuru çıkarıyor. Yani düzenli bir basın ilişkisi var. Diyor ki son 48 saatte görünmemiş ölçüde saldırı düzenledi Rus ordusu diyor Luhansk ve Donetsk'te. Ama kısıtlı başarı kazanıldı diyor. Bu şu demek, başarısızlık değil. Yani Rus ordusu ilerlemedi anlamına gelmiyor ama öyle büyük bir güçle saldırdı ki daha fazla ilerlemesi gerekirken Ukrayna ordusu onları durdurdu anlamında. Zelenski kabul etti zor yanlar yaşadıklarını ve Donetsk'te zor günler yaşıyoruz, topraklarımızı kurtarana kadar direneceğiz. Özellikle Bahmut Avdiivka öncelikli savunma hattımız. Burada durum acı verici, acı verici. İşgalciler ellerindeki bütün olanakları kullanarak bizi sıkıştırıyorlar. Gördüğümüz kadarıyla olanakları da çok fazla şeklinde bir açıklama yapmış. Şimdi dün tabii bütün bu çatışmaların sırasında yani Ukrayna sınırının 600 kilometre mesafedeki Rusya'nın nükleer başlıklı bombalarını taşıyan stratejik hava kuvvetlerinin ana üssü olarak kabul edilen Engels üssünün vurulması Ukrayna tarafından ve 3 askerin orada ölmesi dikkat çekici. Aynı şekilde ülkenin çeşitli bölgelerinde, Kursk bölgesinde, başka bölgelerinde patlamalar var. Şimdi bu patlamaları önce anlamıyorduk ama dün Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada ülkeye Bradyansk bölgesinden sızmaya çalışan 4 kişilik bir sabotaj ekibi Ukrayna'ya ait etkisiz hale getirilince şunu anladık. Ukrayna sabotaj timleri de tıpkı dronlar gibi Rusya'ya sızmış vaziyette. Ve bu sızmalar sonucunda ülkenin çeşitli stratejik bölgelerinde patlamalar yaşanıyor ve kayıplar yaşanıyor. Valiler açıklıyorlar efendim sivillere bir şey olmadı falan filan ama sonuç itibariyle Ukrayna belki de Amerika'nın arzusunun ilafına büyük olasılıkla savaşı Rusya topraklarına taşımaya çalışıyor. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız ve gerçekten bu durum enteresan. Forbes yayın organı son bilgi olarak söyleyeyim. Rus ordusu en iyi tanklarını bir cephede topluyor dedi. Ural Vagon Zavod tarafından üretilen 600 adet T-90 tankının 50'si Donbas Svatove'ye intikal etmiş. Svatove Luhansk'ta şu anda savaşın en kızgın olduğu yer. Böyle kor ateş Svatove.
Oraya 50 adet T-90, T-90'lar 125 milimetrelik, evet 125 milimetrelik top sistemine sahip ama en önemlisi kompozit zırhlı kimlikleri. Yani Rus ordusunun elindeki en güçlü tanklar, yani öyle T-72'lere falan benzemiyorlar. Bunlardan 50'si Svatova'ya intikal ettiyse oradan bir yarma harekatıyla da karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten önemli bir kırılma noktasındayız. Bunu unutmayın. Donbas'tan gelecek şu veya bu şekilde bir püskürtülme veya büyük taarruz haberi önümüzdeki 3 ayı inanılmaz ölçekte belirleyecek bir kimlik taşıyor. Hoşça kalın.